bir cevap verebilecekler mi? İşte 15 Temmuz'a geldiğimiz zaman da benim de üzerine düşündüğüm konular var. Yani bu önlenebilir miydi sorusunu soruyorum. Ben önlenebileceği kanaatindeyim. Gerekli önlemlerin zamanında alınmadığı kanaatindeyim. Bu önleme konusunda hem sivil idarenin hem askeri idarenin bazı sorumlulukları olduğu kanaatindeyim, ihmalleri olduğu kanaatindeyim. Şimdi o köprüde şehit edilen vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik rejimini korumak için canları pahasına oraya çıktılar. Darbeyi kabul etmediler, buna karşı direndiler ve hayatlarıyla ödediler. Şimdi orada ben Nihal Hanım'a da bir soru yöneltmek istiyorum. Buyurun. Şimdi Erol Bey çok özel bir kişiydi, ben de tanırdım. Yani siyasi görüş farklılıklarına dikkat etmeden basında hepimizi ziyaret eder, bilgi alışverişinde bulunur, tartışır ve çok yaratıcı da bir siyasi iletişimciydi. AK Parti'nin propaganda başarılarında çok büyük katkısı vardı, oyların artırmasında. Yani bunu şarkı seçiminden slogan seçimine kadar çok yaratıcı, üretici ve Türk toplumunu iyi tanıyan bir kişiydi ve mesleğini çok iyi yapıyordu. Şimdi o köprü üzerinde bir kaos yaratıldı da öyle mi şehit oldular? Yoksa köprünün üzerinde keskin nişancılardan söz edilmişti. Dikkat edersiniz, hatırlarsınız. Acaba hedef alınarak mı öldürüldüler sorusuna bir açıklık getiremedik biz. Yani Türkiye'de bu konu açıklığa kavuşmadı. Acaba Nihal Hanım'da bu konuyla ilgili bir bilgi var mı? Çünkü o da bizim kadar araştırıyor bu konuyu. Tekrar tabii ben Erol Olçok'a Allah'tan rahmet diliyorum ve oğlu Abdullah da öyle tabii. Nihal Hanım'ı da üzmek istemiyorum ama bu konuda bir bilgi, bir duyum, bir şüphe taşıyor mu acaba? Buyurun Nihal Hanım. Şimdi isterseniz sırayla gideyim ben. Yani notlar da aldım bu arada konuşurken. Bir defa Altın Bey'in yani çok üzülen bir ses tonu vardı. Ondan çok içim burkuldu. Ama ben gerçekten hala niye bu kadar üzüldüğümüzü ve kızdığımızı, sinirlendiğimizi anlamıyorum. Şimdi basın diye bahsettiğiniz insanlar şu anda hali hazırdaki gazeteciler ve gazeteler bana göre sistemin, iktidarın, basın danışmanlar, yani gazetelerde basın bülteni gibiler. Niye biz buna şaşırıyoruz ki? Veya bu bizi niye hala tetikliyor? Tetiklememesi lazım. Biz önce yaşadığımız realiteyi kabul etmiş olma olgunluğuna sahip olalım ki onunla nasıl mücadele edeceğimizi bilelim. Ben artık hiçbir gazeteye ve hiçbir gazeteciye bu anlamda öfkelenemiyorum, kızamıyorum. Bunu kabul ettim. Bunu bir geçeyim. Şimdi diğer taraftan da baktığımızda sistem öyle bir hale geldi ki yani 15 Temmuz Cumhurbaşkanlığı'nın sistemini doğurdu. 15 Temmuz doğurdu. Bakın krizlerde kazanımda kar kimin hanesine daha çok yazılıyorsa bilin ki büyük ortak fayda odur. En büyük paydaş, en büyük ortaklık ona aittir. Çünkü hiçbir sistem kar zarar hesabı olmadan hayata geçmez. Hiçbirimiz çocuk değiliz arkadaşlar. Ve şu andaki birliktelikte Cumhurbaşkanlığı'nın hem maddi hem manevi, sadece maddi değil bakın, manevi olarak da Türkiye'deki İslam anlayışı, ahlak anlayışı, çöküntüler yerlerde sürmüyor. Bunun için de destek bulmaları lazım İslam dünyasında. Ama bu birliktelik %100 çıkar odaklıdır, menfaat odaklıdır. Asıl bunu çözmemiz lazım bizim. Fikret Bey'in Erol Bey'le ilgili eğer bir gün önümüzdeki hafta ne zaman uygun görürlerse kendilerini ziyaret etmek isterim. Bende adli tıp raporları var Fikret Bey. Onlara rağmen çözülemedi. Ama kurşunların giriş açılarına sadece Yani orada gerçek anlamda 3 tane kriminal uzman, bakın ben bu işlere vakıf biri değildim ayrıca bundan öncesine kadar. 15 Temmuz öncesine kadar bambaşka bir hayatım vardı benim. Ve bir gün ben bütün bunları konuşacağım diye bana böyle bir cümle kursaydı gülerdi. Ama gerçekten insanın yaşadıkları kendi içindeki potansiyelleri de görmesine vesile oluyormuş. Ben kriminal de oldum, ben avukat da oldum, ben psikolog da oldum. Aklınıza gelebilecek bu konuyla ilgili ne kadar birim ve uzmanlık varsa hepsiyle çok yakın içlerine girdim ve çok yakın oldum. Şimdi bu konuları 3 tane kriminal oturup sadece kurşunların giriş açılarını bile hesaplasalar, ölçümleyebilseler gerçek anlamda bunu bulabilirler. Orada sniper var mıydı, yok muydu? Bunu bulabilirler. Sizce var mıydı? Ki bence değil. Görüntüler var. Şahitler var. Ama bunların hepsi yok denildi. Yani Erol Bey'in orada vurulması, o gerçekten tartışılır. Ama benim tartışmadığım tek bir konu var. Abdullah'ın vurulması. Abdullah'ın vurulması %100 suikasttı. Neden? Görgü tanıklığı çünkü. 17 yaşındaki madde kullanmayan, aklı selim, lise son öğrencisi olan, ders notları belli, ailesi belli, eğitimi belli bir çocuğun şahitliği hem Türkiye'de hem de uluslararası hukukta değer görür. Ve kayda değer. 17 yaşındaki bir çocuk 15 Temmuz'un tarihini değiştirebilirdi. Ama o tarih değişmesin diye Abdullah'ı vurdular. Ben sadece o iz düşümünün takibindeyim. Bunun için siyasete girdim, bunun için hukuk okudum. Tek amacım bu. Türkiye bir Susurluk yaşadı ve başka bir kapı açıldı. Türkiye 15 Temmuz yaşadı ve bu 15 Temmuz aydınlanana kadar, ben bunu her yerde söylüyorum, ya beni öldürün, başka türlü hiçbir şekilde hiç kimse benim önümde duramaz. Anca ölürsem. Evet. Şimdi bu şüphelere, bu şüphelerin adresi olan ki yargıdır en başta, soruşturma makamlarıdır vesaire. Şu ana kadar en azından Nihal Hanım'ın zihnini sürekli kurcalayan bu sorulara bir yanıt verebilmiş değil. Bu konuyu açıklığa kavuşturuyor. Çok özür diliyorum Gökmen Bey. Buyurun. Şunu da eklemek istiyorum. Bu fotoğraflar bugün Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşadığımız durum. FETÖ'ye verilen bir mesaj da olabilir. Bu da biliyor çok dikkat çekici bir yorum. Buyurun açın lütfen Nihal Hanım. Ben buna da hazırım. Nasıl burası yani? Türkiye. Yani kavga ettiğimiz insanlarla eğer menfaatlerimiz doğrultusunda ilerlersek barışabiliriz de. Tamam, yani çok önemli bir boyuta getirdi Nihal Hanım. Bu Birleşik Arap Emirlikleri ile yakınlaşma, kucaklaşma, 15 Temmuz'u neredeyse unutmak, orada yaşananları unutmak vesaire, bu manevrayı yapabilen bir iktidar aynı zamanda Gülen'e, Fethullah Gülen'e, FETÖ'ye de mesaj veriyor olabilir dedi Nihal Hanım. FETÖ'yle bir çözüm sürecinin başlamasına belki işaret oldu. Bu konuşuluyordu. Doğru anladık değil mi Nihal Hanım? Doğrusu evet, doğru anladınız. Bakın Gökmen Bey, 15 Temmuz'u resmi tatil ilan etmek, 15 Temmuz'un ait olduğu o saygıyı göstermek demek değildir. O gece Türkiye, biz en azından o gece öyle hissedenlerdendik. O gece Türkiye başka bir sabaha uyanabilirdi. Ha şimdi aynı kanaatte miyim? Tabii ki değilim. Ama o gece gerçekten böyle hissediyordum. Yarın sabah biz başka bir Türkiye'de uyanabiliriz. 15 Temmuz tatil edilmeyle saygı duyulacak, resmi tatil ilan edilmeyle saygı duyulacak bir gün değildir.